hayatını taşımakla birlikte aldıkları ücret diğer maliklerin ödediği aidat tutarlarının üzerindeyse aşan kısım için mutlaka apartman yönetiminin tevkifat yapması ve ödemede bulunması gerekmekte. Apartman yönetimlerinin 94. madde kapsamında Maliye Bakanlığı stopaj yapma yükümlülüğü açısından diğer kurumlar kapsamında değerlendiriyor. Bu yargıda biraz tartışmalı bir konu, onu da parantez içerisinde belirtmek istedim. Benzer bir durum şurada karşımıza çıkıyor. Yine apartmanlarda çalışan kapıcılar var. Kapıcıların elde etmiş oldukları ücretler biliyorsunuz gelir vergisinden istisna, yani stopaj yapılmıyor. Ama bu istisnanın söz konusu olabilmesi için kapıcının elde etmiş olduğu ücretin ya da onun çalıştığı yerin ticaret mali olmaması gerekiyor. Yani mesken mali, konutların oluşturduğu bir site olması gerekiyor. Ama hepimiz artık özellikle büyük şehirlerde yaşıyoruz. İşte o örnekten gideyim direkt, Müktezadaki örnekten. 20 tane konut olan bir apartman binası var. 2 tanesinde ticari şirket faaliyet gösteriyor. Ya da atıyorum doktor var, avukat var, mali müşavir var. Bunların orada olması o apartmanı ticaret mali anlamına getirecek mi? Buradan hareketle o kapıcının ücretinden biz stopaj yapar hale gelecek miyiz? Şimdi burada Maliye Bakanlığı aslında güzel bir yorum yapmış. Örnekte biraz aslında o yoruma uygun sorulmuş. 20 daireli bir apartmanda sadece 2 tane dairenin mükellefiyet kapsamında ticari faaliyette bulunan kimselerden oluşması orayı ticaret mali haline getirmez. Dolayısıyla bu kapıcının ücreti yine vergiden istinadır demiş. Ama zannediyorum o 20 daireli yerde 12 tanesi iş yeri olsaydı o zaman Maliye Bakanlığı burayı ticaret mali olarak kabul edecek ve kapıcının ücretinden stopaj yapılması gerektiğini bizlere söyleyecekti. Yine son dönemlerde özellikle belli çapın üzerindeki firmalarda sıklıkla karşımıza çıkan bir konu olduğu için seminer kapsamında almayı uygun gördüm. Biliyorsunuz bankalardan çalışan personellerimizin o banka kanalıyla ödenmesi karşılığında bir bakıma promosyon ödemeler alıyoruz. Bu bankadan alınıp çalışanlarımıza aktarılan onların maaşlarını o bankadan alması dolayısıyla promosyonların gelir vergisi stopajı karşısındaki durumu ya da ücret olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği. Burada Maliye Bakanlığı yine vermiş olduğu müktezasında diyor ki bir defa kamu kurum kuruluşu elde ediyorsa bu promosyon gelirini bunu çalışanların aktardığı takdirde kesinlikle stopaj söz konusu değil, bu ücret olarak değerlendirilmez. Yine esas itibariyle bu veraset ve intikal vergisi sirkülerinde yapılmış açıklamalar. Benzer bir şekilde özel sektör içinde diyor ki eğer siz bankadan aldığınız promosyonu önce kanun defterlerinize gelir kaydeder, daha sonra çalışanlarınıza öderseniz o zaman kanun defterinize gelir kaydettiğiniz için çalışanlarınıza ödediğiniz takdirde bunu ücret olarak değerlendirmek ve stopaja tabi tutmak durumundasınız. Yok öyle değil de hiç kanun defterlerle ilişkilendirmeksizin doğrudan bankalardan aldığımız promosyonları çalışanlarımıza aktarıyorsak o durumda yine bu ücret olarak değerlendirilmiyor. Yine veraset ve intikal vergisi sirkülerinde belirtildiği üzere ivazsız bir iktisap olarak da kabul edilmediği için veraset ve intikal vergisinin konusuna da girmiyor. Bir başka de işte bu özelgeden harekette gelir vergisinin konusu dışında kalıyor. Değerli meslek mensupları, aslında uygulaması birçok unsuru itibariyle istisna kapsamına alındığı için oldukça basit olmasına rağmen genelde bizleri ürküten bir gelir unsuru menkul sermaye iratları. Hepimizin bildiği üzere gelir vergisi kanunumuzun 75. maddesinde menkul sermaye iradının tanımı yapılmış. Hemen takip eden ikinci fıkrasında ise 17 bent halinde aslında kanunda ama aradaki 3 tane bent kaldırıldığı için net diyeyim 14 bent halinde nelerin menkul sermaye iradı olarak kabul edileceği sıralanmış. Dolayısıyla aslında madde bu haliyle kalsa şu anda slaytımızda 14 unsur halinde gördüğümüz menkul sermaye iratlarının tamamı için Mart ayında yıllık beyanname vermek ve vergi ödemek durumunda kalacaktık. Yine bu 75. maddemizin hem birinci fıkrasında hem de bu unsurlar sıralandıktan sonra son fıkrasında iki kez benzer vurgulama yapılmış. Denmiş ki bu slaytta yer alanların menkul sermaye iradı sayılabilmesi için herhangi bir ticari işletmeye bağlı olarak elde edilmemiş olması gerekir. Yani eğer örnek veriyorum bir birinci sınıf tüccarın bilançosunda aktifte bankalar hesabında yer alan tutarı mevduat üzerinden bir faiz geliri elde ettiyseniz bu elde etmiş olduğunuz faiz geliri asla
menkul sermaye olarak değerlendirilmez. Ne olarak değerlendirilir arkadaşlar? Ticari kazançtır. Ya da bir kurumlar vergisi mükellefi, örnek veriyorum X Limited şirketi, ortağı olduğu başka bir şirketten kar payı elde ettiyse, repo kazancı elde ettiyse, mevduat faizi elde ettiyse, elde ettiği gelir menkul sermaye ayrıladı mıdır? Hayır, nedir? Yine kurum kazancıdır ve kurumlar vergisine tabidir. Dolayısıyla birazdan menkul sermaye ayrılıkları için yapacağım açıklamaların hiçbirisi, ticari bir işletmeye bağlı olarak elde edilen benzeri gelirler için geçerli değil. O zaman tanımda da yer aldığı üzere sahibinin ticari işletmesiyle ilişkilendirilmeksizin kendi cebindeki, kasasındaki şahsi parası dolayısıyla elde ettiği kazançlar, iratlar bizim için ne olarak kabul edilecek? Menkul sermaye iradı olarak kabul edilecek. Az önce dedik ki aslında menkul sermaye iratlarının kapsamı çok geniş bir biçimde belirlenmiş. Böyle kalsa zaten bunların hepsi gelir vergisinin konusuna girecekti. Her ne kadar menkul sermaye iratlarının kapsamı bu kadar geniş belirlenmiş olsa da birazdan yapacağımız açıklamalar çerçevesinde bunların birçoğunun beyan dışı kaldığını görmekteyiz. Örneğin beyan dışı kalmaya yol açan en kapsamlı maddemiz biliyorsunuz gelir vergisi kanunumuzun geçici 67. maddesi. Adı üstünde geçici bir madde. Bir uzatma olmadığı takdirde süresi 31 Aralık 2015 tarihinde sona erecek. Dolayısıyla 31 Aralık 2015 tarihine kadar eğer biz geçici 67. maddede sayılan türden bir menkul sermaye iradı elde ediyorsak ya da bir menkul kıymetten alım satım kazancı benzeri şekilde kazanç sağlıyorsak bunların hepsi için geçerli açıklama şu: geçici 67. madde kapsamına giren tüm menkul sermaye iratları ya da menkul kıymet gelirleri stopaja tabi olup tutarı ne olursa olsun ayrıca yıllık beyanname ile beyan edilmez. Ha ne oldu o zaman? Şu anda slaytımızda yer alan ve geçici 67. maddede sayılan menkul sermaye iratlarından biz gelir elde ediyorsak, birazdan detaylarına gireceğim, bunların tutar isterse yıllık 2013 yılında varsayalım ben 5 milyon TL'lik mevduat faiz gelir elde etsem bile bunu vereceğim yıllık beyannameye hiçbir şekilde dahil etmeyeceğim ya da tek gelirim buysa hiç beyanname vermeyeceğim. Neler giriyor geçici 67. maddenin kapsamına? Bir başka deyişle bu madde kapsamında neler tevkifata tabi? Beyan dışı. Hızlıca bir sıralayalım. Bir, hisse senedi alım satım kazançları. Bu esas itibariyle biliyorsunuz değer artış kazançları kapsamına giren bir gelir unsurumuz. Yine devlet tahvili ve hazine bonolarının hem faiz gelirleri hem de itfa tarihinden önce bunları elden çıkarıyorsak alım satımdan doğan kazançlar. Keza onlara benzeyen özel kesim tahvil ve bonolarından elde edilen benzeri gelirler ya da faiz gelirleri. Mevduat faizleri, yine buna benzeyen özel finans kurumlarından elde edilen kar payları. Repo kazançları, vadeli işlem ve opsiyon piyasalarından elde edilen gelirler ve benzerleri diye bunları özetlememiz mümkün. O zaman beraberce geçici 67'nin kapsamına neler girmiyor ona bakalım. Çünkü geçici 67'ye giriyorsa cevap basit. Geçici 67'ye göre tekfata tabidir, tutarı ne olursa olsun beyan edilmez. O zaman neler beyan edilebilir? Onlara bakmamız gerekiyor. Bir defa hazine tarafından yurt dışı borçlanma ihtiyacını gidermek üzere yurt dışında ihraç edilen Eurobondlardan elde edilen hem faiz gelirleri hem de alım satım kazançları geçici 67. madde kapsamına girmez. Birazdan açıklayacağımız çerçevede beyan gündeme gelebilir. Benzer şekilde hisse senedi kar payları ya da kısaca kar payları 75, 1, 2 ve 3. maddelerimize sayılan bunlar geçici 67. madde kapsamına girmez. Yine birazdan açıklayacağımız şekilde beyana tabidir. Yine değerli meslek mensupları, az önce demiştik ki hisse senedi alım satım kazançları geçici 67. madde kapsamına girer. Dolayısıyla alım satımdan doğan kazanç şu an için %0 oranında da olsa tevkifata tabidir. Belki bunun bir istisnai durumu, eğer İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda eski adıyla yeni adıyla Borsa İstanbul'da işlem gören bir hisse senetini bir yıl süreyle elde tuttuktan sonra satışa konu ediyorsanız o zaman bu satıştan doğan kazanç tevkifata da tabi değildir %0 oranında da olsa. Ayrıca yıllık beyannamede de beyan edilmez. Mahiyet itibariyle buna benzeyen yatırım fonlarından elde edilen gelirler. Biliyorsunuz yatırım fonları özelinde riskin dağıtılması için oluşturulmuş olan bir sepet. Eğer diyor bu sepette yatırım fonunun bünyesinde sürekli olarak %51 ve daha fazla Borsa İstanbul'da işlem gören menkul kıymetlerin yani hisse senetlerinin
ağırlığı var ise bunları da ben aynı hisse senedi gibi düşünürüm. Dolayısıyla bu türden yatırım fonu katılma belgelerini bir yıl süreyle elde tutanlar bunları elden çıkarttığı takdirde yine herhangi bir stopaj gündeme gelmez. Benzer bir şekilde yurt dışında ihraç olunan tahvillerden, bonolardan elde edilen gelirler de geç 67. madde kapsamında tevkifata tabi değildir. Menkul sermaye hattının girişinde vurguladığım şeyi bir farklı şekilde burada tekrar vurgulamak istiyorum. Biz neden bahsediyoruz? Menkul sermaye hattından. Dolayısıyla az önce sıraladığımız gelirler herhangi bir ticari işletmeye bağlı olarak elde edildiğinde, bir ticari faaliyet bünyesinde elde edildiğinde zaten adı menkul sermaye hattı olmayacağı için, ticari kazanç olacağı için geçici 67. madde orada uygulanmaz. Örneğin X Limited şirketinin bankada mevduat hesabı var. Oradan faiz geliri elde etti. Bunun için geçici 67. madde uygulayacak mıyız? Uygulamayacağız. Ne yapacak? O şirket, o kurum kazancının bir unsuru olarak kurumlar vergisi beyannamesiyle beyana konu edecek bu kazancını. Onun üzerinden hesaplanan vergiden de bankanın yapmış olduğu stopajı yine beyanname üzerine mahsup edebileceğiz. Değerli meslek mensupları, geçici 67. madde kapsamına girmeyen belki en geniş menkul sermaye aracı türünü kar payları oluşturmakta. Kar payları dediğimiz zaman da biliyorsunuz kar payları 75. maddemizin 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde sıralanmış durumda. İster 1. bende girsin, ister 2. bende, ister 3. bende. Her şeyden önce şuradan başlayalım. Biliyorsunuz Türkiye'de eğer bir tam mükellef kurum gerçek kişi ortaklarına kar dağıtımında bulunuyor ise gelir vergisi kanunu uygulamaları çerçevesinde %15 oranında stopaj yapmak durumunda. Dolayısıyla örneğin ortağına 100 bin TL brüt kar payı dağıtan bir şirketin bunun üzerinden %15, 15 bin TL stopaj yapıp kar dağıtımını yaptığı döneme ilişkin muhtasar beyanname ile beyan etmesi gerekiyor. Kar paylarının vergilemesi dediğimizde bunu hatırlattıktan sonra en önemli maddemiz gelir vergisi kanunumuzun 22. maddesinin 2. fıkrası. Orada der ki gelir vergisi kanununun 75. maddesinin 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde sayılan ve tam mükellef kurumlardan elde edilen kar paylarının yarısı vergiden istisnadır. Bir defa kalan yarısı vergiden istisna. Bu vergiden istisnadır ama bu istisnanın stopaj etkisi yoktur. Yani 100 bin lira brüt kar payı dağıtıyorsanız onu beyanı sırasında yarısı vergiden istisna olacak, birazdan göreceğiz. Ama o 100 bin lira brüt kar payını dağıtan şirket bunun yarısı vergiden istisna diye 50 bin lira üzerinden değil 100 bin liranın tamamı üzerine ne yapar? %15'lik stopajı yapar. Daha sonrasında der ki yine 22. maddemizin ikinci bir avantajdan bahseder. Elde edilen kar paylarının yarısı vergiden istisnadır. Kalan yarısı o yıl için geçerli beyan sınırı olan 26 bin TL'yi aştığı takdirde beyan edilir. Beyan edildiği noktada da bu yarısı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden tamamı üzerinden yapılan stopaj ne yapılır? Mahsuba konu edilebilir. Şimdi bu söylediklerimi şu örnek üzerinde tekrar bir pekiştirelim. Arkadaşlar örneğimizde 3 tane sütun var. Birinci sütundaki mükellefimiz 100 bin TL brüt kar payı elde etmiş. İkinci sütundaki 286 bin 200 TL kar payı elde etmiş. Niye 286 bin 200 birazdan anlayacağız. Üçüncü sütundaki mükellefimiz ise 500 bin TL brüt kar payı elde etmiş. Şimdi 100 bin liradan başlayalım. Benim elde ettiğim kar payı brüt 100 bin lira. Burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Hata yapılabiliyor çünkü. Şimdi benim ortağı olduğum şirket benim hisseme 100 bin lira brüt kar payı düşüyorsa 15 bin lira stopajı benden kesip bana ne kadar ödüyordu? 85 bin lira ödüyordu, öyle değil mi? Ama ben bunu beyan ederken asla net tutardan değil, hangi tutardan beyana konu edeceğim? Stopaj öncesi brüt tutardan. Çünkü birazdan göreceğiz zaten o stopajı hesaplanan vergiden mahsup edeceğiz. Dolayısıyla elde ettiğim brüt kar payı 100 bin lira, yarısı vergiden istisna, kalan yarısı 50 bin lira. Ha burada bir tek şunu çek edeceğiz. 50 bin lira bu yıl için geçerli beyan sınırı olan 26 bin liradan büyük mü? Büyük. O zaman beyan edeceğiz. Tek gelirimiz bu olsaydı ve elde ettiğimiz brüt kar payı örnek veriyorum 50 bin lira olsaydı, yarısı 25 bin lira olduğu için o da bu yılki beyan sınırı olan 26 bin TL'nin altında kaldığı için ne yapılmayacaktı? Beyan edilmeyecekti. O zaman mükelleflerimizde elde ettiği brüt kar payı 26 bin liranın yarısı altında olanlar var ise onları zaten biz hiç ne yapmayacağız? Beyan etmeyeceğiz.
Kalan yarısı bizim için gelir vergisi matrağı dedik. 50 bin lira, 50 bin lira üzerinden artan oranlı tarifimize göre vergiyi hesapladık. 11.145 lira. Bitti mi işimiz? Bitmedi. Neye sıra geldi? Stopaj mahsubuna. Ne kadar stopaj yapılmıştı? 15 bin lira. Bakın eğer 22. maddede bu özel düzenleme olmasaydı, o zaman 121. maddeye bakacaktık ve beyan ettiğimiz gelire, yani 50 bin lira hesap eden stopajı biz sadece mahsuba konu edebilecektik. Ama burada özel düzenleme olduğu için 100 bin liranın tamamı üzerinden yapılan stopajları olan 15 bin liranın hepsini 11.145 lira hesaplanan vergiden mahsup ettik. Bu durumda mükellefin bırakın ilave vergi ödemeyi, gördüğümüz gibi üzere 3.855 TL tutarında iadesi çıktı. İkinci sütun niye 286.200? Şunun için. Yaptığımız hesaplamalara göre 2013 yılı içerisinde ortağı olduğu şirketlerden kar payı elde eden gerçek kişiler 286.200 TL'ye kadar brüt kar payı elde ettiklerinde bunlar için verecekleri beyanda ilave bir vergi yüküyle karşı karşıya kalmıyorlar. 286, 200 tam başa baş noktası. Örnekte de görüyorsunuz yarısı vergiden istisna, 143.100 lira üzerinden hesaplanan vergi 42.930. Aynı şekilde 286, 200 üzerinden hesaplanan kesilen stopaj da 42.930 olduğu için ikisi birbirini götürüyor. Ne ödenecek bir vergi çıkıyor, ne de iade olunacak bir vergi gündeme gelmiyor. Ha 500 bin lira olsaydı ne olacaktı? 500 bin lira kar payı elde eden bir mükellefimizin ise dikkat edin ödeyeceği vergi hesaplamalarından sonra sadece 5.345 TL yani kaba bir hesapta %1'lere denk gelmekte. Değerli meslek mensupları, az önce belirttik, gelir unsurları itibariyle kısa kısa hatırlatmalar yapıp menkul sermaye hatları kısmını tamamlamak istiyorum. Devlet tahvili hazine bonolarından elde edilen faiz gelirleri ve alım satım kazançlarını demiştik ki ister alım satım kazancı olsun ister faiz geliri olsun artık 2006'dan önce ihraç edilenlerden bu seneler kapsamında bahsetmeyeceğim. Çok çok uzun süre geçti, çok istisnai olarak karşımıza çıkıyor. Devlet tahvili hazine bonolarından ister faiz geliri ister alım satım kazancı elde etmiş olun. Her iki durumda da elde ettiğimiz gelir, gelir vergisi kanun hükümleri çerçevesinde %10 oranında tevkifata tabi olup tutarı ne olursa olsun yine geçici 67. maddemize göre beyan edilmeyecek. Eurobondların durumu biraz değişik. Hazinenin dış borçlanma ihtiyacını gidermek üzere yurt dışında ihraç etmiş oldu. Biz Eurobondlardan eğer faiz gelir elde ettiysek, yani bunların itfa tarihinde faiz gelir elde ettiysek. Evet, Eurobondlar geçici 67. maddeye göre stopaja tabi değil. Ancak gelir vergisi kanunumuzun 94. maddesine göre